plasebo denilen bir olay vardır. Plasebo. Her ilaç üretilirken o ilacın sahtesi de üretilir. Yani mesela Novalgin. Aynı Novalgin'in şeklinde ama Novalgin olmayan, içinde etken madde olmayan bir hap daha üretilir. İki tane hasta, birine Novalgin verilir, birine de o hapın sahtesi, ilaç olmayan. Boş, yani içinde hiçbir şey yok. Sadece şekli hap ama boş. Sonra o her iki hastada o ilaçların her ikisinin sahtesinin ve hakikisinin nasıl etki yaptığı incelenir. Mesela 10 hastanın 4'ünde diyelim ki sahte ilaç da ağrıyı gideriyor. Buna o ilacın plasebo etkisi denir. Bir ağrı kesici hap alırsınız, o hap sizde 40-45 dakikada etki yapar. Ama iğne yaparsanız, intramüsküler bir iğne yaparsanız 15 dakikada filan etkisini gösterir. Damardan yaparsanız iğneyi 1-2 dakika içerisinde etkisini gösterir. Şimdi sahte olanın, yani plasebonun iğnesi de hapından daha çabuk etki ediyor hastada. Bu kadar ilginç bir şey. Bunlar hep bizim çok karmaşık olan iç dünyamız özellikleridir. Beynin bu özellikleri ve karmaşıklığı bizim o zaman iç dünyamızı dizayn ederken, yani iç dünyamızı disiplinize ederken, iç dünyamızı terbiye ederken çok dikkatli olmamız gerektiğini alametleri. Bütün bunların hepsinden biz şunu anlıyoruz. Biz iç yolculuğumuzu yaparken, iç dünyamızı, kalbimizi temizlemeye, arıtmaya çalışırken bir kısım tehlikelerle karşı karşıyayız. İşte bu yüzden bütün tasavvuf ehli demişlerdir ki, bir insan eğer maneviyat ve tasavvufi terbiye yoluna girerse, bir insan eğer kalbini tasfiye etmek ve Rabbinin istediği bir kalp itminanına kavuşmak isterse, mutlak surette bu işi bilen, bu işte ehil olan, bu işte tecrübeli olan bir mürşidin gözetiminin altında olmalıdır.